Tiyatroya gelen misafirlerimiz, Çok Güzel Hareketler hoş geldiniz. Evet, yine şahane, dinamik bir açılışla başladık. Nasıl, keyifler yerinde, enerjiniz yerinde? İyisiniz, iyisiniz. Zaten buradan da şahane gözüküyorsunuz. Biz de şahaneyiz. Avrupa'da da enerjimizi almışız, gelmişiz. Hala Avrupa diyorum. Çünkü geldiğimden beri Avrupa'dan Türkiye'ye alışmaya çalışıyorum açıkçası. Yani biraz zor bir süreçteyim. Adapte olmaya çalışıyorum. Yani sokakta korna gürültüleri, keşmekeş, işte yerlerde falan. Avrupa öyle değil, daha temiz. Korna sesi yok orada mesela. Hiç kimse kornaya basmıyor. Bir tane korna sesi duydum. O da Türk, tanımış bizi. Vallahi bir tane vardı. Ama buranın keşmekeşini daha çok seviyorum ben. Karşınızda Yılmaz Erdoğan! Çok teşekkür ederim, sağ olun. Buranın keşmekeşini seviyorum deyip beni çağırması biraz manidar geldi. Oraya geçin hiç tahmin etmemiştim. Üst üste geldi de biraz tuhaf oldum yani. Estağfurullah hocam, estağfurullah. Neden? Avrupa'ya mı? Neyi anlatıyordun? Avrupa'ya alışmak. Ya hocam işte alışmak. Geldik, 2 hafta, 3 hafta oldu ama hani insan bir... siz daha iyi bilirsiniz tabii de. Yok, estağfurullah. O, yok yani. Tabii ben 15 gün kaldım, bilmiyorum sizi. Gün olarak. Ya bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Biz genellikle maça çıkarken maç konuşması yapıyoruz buraya çıkmadan önce. Orada konuştuğumuz bir şey var, size de söylemem lazım. Derin sessizliği ancak böyle elde edebilirdim. Bugün 30. mu 32. mi öyle o bölümlerden bir tanesi. 30. Aslanlarım benim. Yok hocam, tam doğru da bilmiyor olabilirler. Tamam işte o civarlarda. Şey var ya. Bu projenin başında işte böyle bir proje olacak diye konuştuğumuz zaman çeşitli soru işaretleri vardı pek çok insanda haklı olarak. Çünkü yapılması çok zor bir şeydi. Çocuklar da buna dahil aslında, her hafta nasıl yapacağız diye. Ama 30 haftadır oluşan şey şöyle bir şey. Canım! Aslında bunu diyorum işte. Yani nereye gittiysek, buna Avrupa'da dahil, çok acayip bir ilgi var. Beni en çok sevindiren şey de, mesela Avrupa'da şöyle bir şey duydum. Çocuklar, veliler orada çocukların Türkçe faaliyet yapmasını istiyorlar. Onun için... Aha. Bir saniye hocam, problem yok. Dürürü... var, ses var. Ses var. Neyse, güzel oldu işte. Her yerde bunu konuşuyorum. Her yerde baba oğul birlikte seyredilen, ana oğul birlikte seyredilen... Kızlar seyretmiyor demek ki. Alo, ne oluyor lan? Daha uzundu ya, güzeldi. Bunda da bir şey yok Ömer. Bu konuşma yapılamayacak hocam. Geliyor mu ses şimdi, tam mı? Ne diyordum onu unuttum ya, ne diyordum? Ya aslında teşekkür edecektim size. Bu kadar geliyoruz, gündüz burada saat 2'den itibaren gelen manyaklar var. Herkes buradaki birisinin bayisi olmuş, manyağı olmuş durumunda.
Bu ciddi bir emekle oluştuğu için hem godiklerime hem size çok teşekkür etmek istedim aslında. Mikrofon izin verseydi daha da güzel ciddi. Evet, şimdi canım. Nasıl? Gerçekten mi? Biz Almanya'ya gelmiştik, sen niye geldin? Neresinden? Frankfurt'ta oradaydık biz. Frankfurt'ta oynadık. Ya ben yoktum ama Eser oradaydı. Tabii oradaydım, korne sesi yok işte mi? dur ne diyordum, ha gruplarımızla coşuyor. Yalnız bir özel teşekkürüm var. Mardin, Midyat, Yayvantepe İlköğretim Okulu'na şöyle bir şey yapmışlar oradaki canlar. Mehmet Dursun öğretmenlerinin önderliğinde okulda kim varsa bir küçük hediye, bir şey yapıp zarflar, böyle bir kutu göndermişler. Ve gerçekten her hediyeye ayrı gözlerim yaşardı. Özellikle Mardin ve Midyat'tan böyle bir şey olması çok hoşuma gitti. Buradan o canların hepsini tek 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 öpüyorum. Sağ olun, var olun, yerlerim olun. Ve bir istekleri var. Ayın işte Haziran'ın ilk bölümünde orada bir şiir gösterisi düzenleyeceklermiş. Ben gelebilir miymişim adlı bir istekleri var. Gerçekten çok istiyorum ama bir filme başladım sevgili Mardin Midyat'lı kardeşlerim. Dolayısıyla ben ondan dolayı gelemiyorum oraya ama hepinizi candan, yürekten selamlıyorum. Canımsınız siz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi programıma bir hareketli bir parçayla... Hadi gruplarımızı hızlı bir şekilde tanıyalım. Bireylerin sabrına sığınarak dur. Hızlı bir şekilde. Bu grup işini acayip bir hıza bindirdim. Yoksa kaos günlerce sürüyor. Eyüp Anadolu Lisesi. Böyle zayıf bir başlangıç düşünmemiştim ama. Sınav Dershanesi Gazi Osman Hoca. Bu fena değil. Yeşilköy Rotary Kulüp. Nerede? Rotary olduğu için tabi az ama etkili bir grup. İstanbul Atatürk Ana Fen Lisesi. Yani fena değil. Karabük 75 Anadolu Lisesi. Arkadaşlar bir yanlış anlamam var. Buraya geldiğinizde okuduğunuz ya da mezun olduğunuz okulun adını yazdırmıyorsunuz. Sadece bir grup var ise. Ve 10 kişinin altında grup almıyoruz. Öyle bir kuralımız yok ama en azından 10 kişinin olmayana grup diyemiyoruz. Üsküdar İMKB Kız Teknik Lisesi. Boğaziçi Dershanesi. Atatürk Lisesi Sakarya. Tamam. Var mı söylemediğin? Vardır. Ne? Birini söyleyeyim. Bayrampaşa İlköğretim Okulu. Çok sağ olun. Böyle şeyler Beyazıt Öztürk'ün başına gelir diye biliyordum hep. Ne o? Okulunuzun resim sergisi açıldı. Az önce anlattım takvimi. Tamam. Al bunu. Kurut, ben alacağım tamam. Sana. Çok güzel hareketler başlasın mı peki? Başlasın mı? Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada. Başlıyor şimdi mutlaka. Evet sevgili misafirler. Bugün konumuz, ilk başlangıçtaki konumuz ÖSS sınavı. Evet. Var mı gruplardan giren lise son halinde? Güzel. Ne zaman sınav, kaçında? 14 Haziran değil mi? 14 Haziran'da hocam. Şeker yemeyin lan, bir işe yaramıyor. Şeker. Onu söyleyeyim. Saçma sapan bir şey. Evet. Bütün sene yat, iki tane şekerlemeyle durun. Şekeri de yedim halbuki ya. Tutturumu. Niye olmadıysa. Kim var burada sınava girenler? Elleri görelim. 5 kişi mi lan? Yukarıda ağırlıklı hocam. Asıl şeyler balkonda mı? Ses on var.
Şeker harbiden etkili değil ya. Sınavdan önce sonra yedim. Hala yiyorum. Kaçı dediniz ben buna da? Kaçı dediniz? 14 Haziran. 14 Haziran. Ay. Çok zor. Hayatımda ya. Bir kez buralarımda sivilce çıktı. Düşünün ergenlikte bile çıkmadı. O sınavda çıkmıştı. Sınavdan önce. Ben hayatta kazanamam diyen var mı? Ama bazılarımız kazanamayacak değil mi? Bilmiyorum bu sınav hala yani. Her sene yeni bir model deniyorlar. Düzelmedi gidiyor. Kasayı düzeltiyorlar. Yok tüp takıyorlar olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Bir gün olduğu gibi kalkarsa çok mutlu olacağız hepimiz. Bilmiyorum dershaneler var aramızda. Onlar o kadar isterim bilmiyorum da. Dün başka bir bilgi verirsiniz. Bir şey olmaz. Evet hocam, aynen biz de size katıldık ve bu önermeyle bir ÖSS skeci hazırladık. Bu travmatik dönemi anlatacağız. İbrahim'le Oğuzhan yazdı. Bir belgesel havasında izleyeceğiz. ÖSS Yus geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Bir tür olarak ÖSS Yus'lar öğrencilerin başkalaşmış bir versiyonudur. Bu başkalaşım lise sonun başlamasıyla başlar, ÖSS ile sona erer. Ekibimiz sizler için ÖSS Yus'ların bu zorlu 8 ayını araştırdı. Birinci evre bildirim. Lise hayatını lay lay ve loy loy ile geçiren ÖSS Yus'lar, yazın bitişiyle birlikte her şeyden bir haber, lisedeki son senelerine girdiklerini düşünürler. Fakat anne ve baba durumun ciddiyetinin farkındadır. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hamdi ile muhabbet ediyoruz. O bilgisayar niye açık? Baba işte kız arkadaşlar falan var, sohbet amaçlı yani. Bu sene ne var farkında mısın oğlum? Ne var? Ya da dur söylemeyin, sürpriz olsun. Ne sürprizi? 300 ÖSS var lan. Bütün sürprizi kaçtı şimdi, ÖSS dedim bitti şimdi. Bir de dalga geçiyor ya. Bu sene bu bilgisayar kalkacak olsan. Anne niye, kızlar ne olacak o zaman? Kızlar da kalkacak olsan. Kızlar da mı kalkacak? Baba saçmalamayın, bu ne olur. Bu cep telefonu da kalkacak. Ya yapma oğlum. Ne yapma? Çabuk, çabuk Merve'ye mesaj at. Tamam. Bırak, çabuk Merve'ye mesaj at, ayrıldıklarını söyle Burcu'cum. Anne yapma, ne olur. 6 ayda tavladım kızı, ne olur yapma ya. Anne ya. Bu ne, bu da kalkacak. Ya saçmalamayın, ne olur ya. Bu ne lan, bu da kalksın. Bu gözlükler de kalkacak. Göremem o zaman. Kalkacak dediysem kalkacak olsan. Haziran'a kadar hiçbir şeyle uğraşırken görmeyeceğim seni. Oğuzhan oğlum, ne oluyor lan? Hamdi de kalkacak, Haziran'a kadar Hamdi de. Kalkın Hamdi. Ayağa bak ya. Karışırız kanka. Şahin çok mu gittik çocuğunuz? Haziran'a kadar annem de yok. Annem de kalkacak canım. Anladın mı? Bundan sonra hem ananım hem babanım ben. Ay göbeğim dışarı. Yürü lan. İkinci evi. Yardırma. Bu dönemde ÖSS Yus'umuz ne kadar önemli bir sene olduğunun farkına varıp dershane, okul ve özel ders şeytan üçgeni arasında koşturmaya başlar. Oğuzhan. Oğlum ne yapıyorsun sen? Ne yapayım kanka, resim yapıyorum. Deli misin oğlum sen ya? Ders başladığından beridir 50 tane Türkçe, 70 tane tarih, 80 tane de matematik çözdüm oğlum ben. Harbi mi lan? Evet, 50 de beden çözdüm kanka. 50 beden mi çözdün? Evet, ÖSS'de çıkmıyor ama olsun, sağlam kafa sağlam vücutta bulunuyor. Ne konuşuyorsunuz siz orada bakayım? Ne konuşuyorsunuz? Hocam bir şey konuşmuyoruz, dersi dinliyoruz işte. En son polinom diyordunuz. Ne polinom evladım? Deminden beri Beşiktaş'ın kadrosunu izliyorum tahtaya. Birinize demiyorsunuz ki hocam ne yapıyorsunuz? Hocam sanki o Delgado'nun yerine Yusuf olsa daha mı iyi? Yusuf'u ikinci yarıda oynayacağım. Sen benden iyi mi biliyorsun? Hayaz, tembel! Estağfurullah hocam ben... Hem siz neye gülüyorsunuz bakayım? Söyleyin de hep beraber gülelim. Hocam biz bir şey gülmüyorduk ki. Söyleyin bir şey de gülelim. Sabahtan beri canım sıkıldı yaz yaz ya. Allah Allah. Canım sıkıldı, söyleyin bir şey gülelim. Bundan sonra daha hayattan şeyler anlayacağım. Mesela benim kayınvalidem var ya. Allah onun cezasını versin. Çocuklar ders bitmiştir. Yarın sınav var. Hadi çalışın bakalım gelin. Tamam. Hocam sınava kayınvalideniz dahil mi? Dahil değil yavrum, dahil. Allah herkesi kayınvalidemle kurtar. Uğursuz kayınvalidem uğursuz ya. Uğursuz ya. Ah, her şey yerine. Sakin.
Okulun bitmesiyle ÖSS üsler soluğu dershanede alırlar. Arkadaşlar, sınava çok az bir zaman kaldı. O yüzden hızlandırılmış derslere geçiyoruz. Tamam. Şimdi söyleyin bakalım, geçen hafta nerede kalmıştık? Fonksiyonlarda. Fonksiyon formülümüz neydi? Fx eşittir y artı z. Fakat konumuz bu değil. Konumuz ne? Selçuklularla Memlükler. Şimdi sen bunları savaşa bir tutuş. Bunlar birbirine gir. E tabii dağlarda kötü hava koşulları falan. Bunlar yeniliyorlar. Peki dağlarda neden hava kötü? Çünkü rakım yüksek. Rakım yüksek olunca iklim ne olur? Kaya. Karasal. Karasal iklimin bitki örtüsü nedir? Yazları yağış almadığından bozkır. Peki yağış neden yok? Çünkü dağlar kıyıya paralel. Paralel demişken karşılıklı iki açısı birbirine eşit olan dörtgene ne diyoruz? Paralel kenar diyoruz. Şimdi bütün bu anlattıklarım içinde İçlerinden bir tanesinde anlatım bozukluğu vardı. Neredeydi? Selçuklulardan. Evet, değil mi? Şimdi hocam ben şurayı anlamadım diyen var mı? Yok. Çünkü ders böyle anlatılır çocuklar. Size soruyorum, anlamayan var mı diyorum. Bana çakmak çakmak bakıyorsunuz. Allah için söyleyeyim. Bu dersi nasıl anlattım? Çok güzel anlattın. İyi dersler. Dershanedeki müthiş verimli derslerin ardından ÖSS üsler öğrendiklerini iyice pekiştirmek için akşam 9-10 civarı emekli öğretmenlerden özel ders almaya giderler. Tamam değil mi, anladık. Şimdi A şehrinden hareket eden bir araç saatte 80 kilometre hızla giderken B şehrinden yola çıkan başka bir araç saatte 100 kilometre hızla A şehrinden harekete geçmiş aracı takip ediyor ise hızları arasındaki farkı bularak her saatte farkın ne kadar kapanacağını bulabiliriz. Değil mi yavrum? Evet, yol eşitti, hız çarpı zamandan x ve y'yi bulabiliriz. Tamam değil mi, anladık. Anladım. Gerçi bunlara hiç gerek yok. Böyle tip soruların cevabı genelde b'dir. Buradan x ve y'yi çıkartarak ulaşmamız gereken sonuç... Ola zamanı yavrum. Size kurabiye getirdim. Teşekkürler hanım. Sağ ol. At yediğin, dur abone ol. Ha, at dişi değil. Dişi değil. Ay çok tatlı bu. Canım benim. Canım benim, canım benim. Hadi çalışın bakayım. Hadi ver bir pati, pati ver. Ay çok tatlı bu. Canım. Bu nasıl bir mizah ya? İşte. Ye dişi, yeme. Neden hocam? Yeme onları. Hocam niye yemiyorum ya? Karım beni zehirlemeye çalışıyor. Hocam ne alaka? Karınız niye siz zehirlisiniz? Siz onu bilmezsiniz. CIA ile ortak çalışıyorlar. Beni öldürmek istiyorlar. Hocam sizi kim niye öldürmek istesin Allah aşkına? Şşş, sessiz! Geçen gece uyurken boynuma çip takmaya çalıştı. Son anda döndüm, öyle kurtuldum. Hocam hani karınız ya. Belki öpüyordur, iş atıyordur falan. Hayır, beni öldürmek istiyorlar. Hepsi beni öldürmek istiyor. Beni buradan bir tek sen kurtarabilirsin. Hocam neler anlatıyorsunuz, saçma sapan yapmayın. Özel ders değil mi oğlum? Özelimi anlatıyorum işte sana. Bak yavrum, beni ele geçirmeye çalışıyorlar. Kim ya? Oh, al işte buyur. Ne oluyor? Bunu ben kaldırmadım şu an. Kim kaldırdı ya? Onlar kaldırıyorlar. Kim onlar kim ya? Bak bak, kendiliğinden beni kukla gibi kullanıyorlar. Hocam deli misiniz? Ben gidiyorum, saçma sapan konuşmayın ya. Hocam! Hiçbir yere gidemezsin. Bu işe sen de karışsın artık. Ne için? Gece yarısını bekleyelim. Şahika uyuyunca havalandırmadan kaçarız. Lan hangi havalandırmadan kaçıyor? Sobalı evde oturuyorsun, hasta! Deli! Manyak! Hasta! Manyak!
Üçüncü evre rehavet. ÖSS'imiz 6 aydır koşturuyor olmanın verdiği bıkkınlık ve bahar aylarının getirdiği coşkuyla Nisan-Mayıs aylarında çalışmakta daha da zorlanır. Güneşli havadan, cıvıl cıvıl öten kuşlara, organize edilen toplu pikniklerden, kızların kısa çorap giymeye başlamasına kadar her şey konsantrasyonunu bozmaktadır artık. Bu dönemde sağlam durabilmek ciddi bir metanet ister ve hiç kolay değildir. Hoşçakal. Ne haber kanka? Ne yapıyorsun? İyi kanka, böyle işte dershaneye gideceğim, otobüs bekliyorum, oradan da özel ders. Boş ver be kanka, takıl bize. İşmeye bir şeylere gideceğiz. Ezgilere gideceğiz. Gelir Ezgilere misin? Mi? Ha? Yok kanka, gelmeyeyim ben ya. İyi, dershaneye gideyim. Sen bilirsin. Eyvallah, görüşürüz. Bay bay. Kanka ne haber ya? Eyvallah kanka, işte dershaneye. Ne dershanesi oğlum ya? Ezgilere gidiyoruz, bütün kızlar orada. Hepsi mi lan? Hepsi. Hadi. Yok be, ben gelmeyeyim ya. Sen bilirsin. Dershaneye gideceğim kanka ben. Kanka Ezgilere gelmiyor musun ya? Kanka yok, ben dershaneye gidiyorum. Hadi ya. Oğlum çok şey kaçırıyorsun lan, havuz partisi var. Bütün kızlar havuzda, havuzda. Havuz partisi diyorsun. Yok be kanka. Kanka köklü sayı anlatacak bugün hoca, gitmem lazım ya. İyi kanka, sana iyi köklü sayılar. Hadi bak. Teşekkür ederim, sağ ol. Vay kanka, ne yapıyorsun ya? İyi kanka, dershaneye işte. Ezgilere gelmiyor musun lan? Yok kanka, gelmiyorum ben dershaneye. Oğlum Mehmet aradı, bütün kızlar üstsüz güneşleniyormuş. Harbi mi lan? Vallahi lan. Geliyorsun. Bayağı üstsüz yani. Oğlum salak mısın? Üstsüz diyorum işte, Allah Allah. Geliyor musun? Gelmiyorum lan. Dershaneye gitmem lazım oğlum. İyi oğlum, sen dershaneye git. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Abi, üstsüz ha. Naciye teyze, iyi günler. İyi günler kuşum. Ne tarafa böyle? Ezgilere gidiyorum. Havuz partisi vardı. Bir aldım, içeceğiz. Sen de mi gidiyorsun oraya? Gel sen de. Ben dershaneye gideceğim ya. Gelmeyeceğim madem. Niye oyalıyorsun beni? Altımda bikini var. Terliyorum çok. Lafa tutma. İyi eğlenceler. Hadi kuşum. Hadi kuşum. Kanka. Efendim kanka, anladım. Ezgilerdesiniz. Havuz partisi var. Herkes üstsüz. Hayriye teyze de orada. Doğru. Ama tam öyle değil. Yani tamam, ben Ezgiler'e gitmiyorum. Ben Ezgiler'den geliyorum. Bütün kızlar orada ama havuza girmiyorlar. Kanka seni bekliyorlar. Sen gelmeden girmiyorlar. Hadi gel gel. Beni mi bekliyorlar? Seni bekliyor. Ha, Ezgi sana bunu gönderdi. Allah'ınız yok mu lan sizin? Allah'ınız yok mu? Nerede bu Ezgi'lerin evi? Burada. Hayvan herif. Gel. Dördüncü evre son yardırış. Dersleri borçlayan ÖSSÖ'yü sınava bir ay kala çalışmayı bırakmış, kendini gezmeye, tozmaya, eğlenmeye vermiştir. Fakat başından beri olayın ciddiyetinin farkında olan anne ve baba, çocuklarını nasıl kendine getireceklerini iyi bilmektedirler. İyi akşamlar. Neredesin yavrum sen? Dershanedeydim baba. Dershane için bu dekolte biraz fazla değil mi olsun? Baba rüzgardan açılmıştır. Ne rüzgarı lan? Tosuna mı olsa açılmaz o gömlek öyle be. Dershaneden aradılar seni. Yok deseydin sen. Gitmiyor musun dershaneye bir aydır? Gidiyorum, onlar görmüyorlardır. Görmezden geliyorum. Bana laf kalabalığı yapma. Niye gitmiyorsun dershaneye? Ya baba, Eylül'den beri koşturuyorum. Yarış atı gibi çalışıyorum. Yeter ya. Bak top durmuş, aynı yarış atı. Ne yarış atı be? Senden sütçü mevgini olmaz lan. Tamam oğlum, okuma. Okuma da Refik amcan gibi ol, tamam mı? Refik amcan mühendis. Tamam o zaman, okuma da Zeki amcan gibi ol, tamam. Zeki amcam da doktor baba. Biz ona doktor olamazsın demedik, adam olamazsın dedik. Evet. Doğrudur, tamam. Allah Allah ya. Ben 6 aydır aynı ayakkabıyla işe gidiyorum, geliyorum. Bu kadıncağız bilezik paralarını sattı senin özel dershanen için. Niye? Sen okudu hayatını kurtar diye. Kendi bizim için mi yapıyoruz sanıyorsun? Ama bizim oğlumuz hayatının en önemli döneminde yakası bağrı açık karı kız peşine koşturuyor. Hayır, güzel bir kız da bulsa gamlayamayacağım. Onu da beceremiyor. Baba, vallahi özür dilerim ya. Ya tamam ya, tamam. Baba ağlama ne olur, çok özür dilerim ya. Yok oğlum, biz senin babanla ananız, biz katlanırız, boşver. Zorla okutacak değiliz ya. Baba, vallahi çalışacağım, sizin için kazanacağım bak. Yok oğlum yok, boşver tamam. Söz baba, vallahi çalışacağım. Bizim oğlumuz da okumadı. Boşver oğlum. Şahin,
Gitti. Ulan Kerim, senin dershane paran benim öğle yemeğim be. Gerizekalı. Ya baba ne olur ağlamayın artık, çalış. Kalemimi unuttum, onu almaya geldim. Ders çalış. Ben odama gitmiyorum ya. Ya yapmayın, gözünüzü seveyim, yapmayın ya anne. Vallahi yapmayın. Beşinci evre sınav. Acısıyla, tatlısıyla biten koca bir yılın ardından büyük gün gelip çatmıştır. Gece heyecandan uyunamamış. Sabah çok erken kalkılıp dualar edilmiş ve daha önce gidip görülen sınav salonunun kapısına girilmiştir. Ve yavaş yavaş sınıfa doğru ilerlenir. Ya anne, ağzını tut, bitmedi daha. Yarasın Allah'ım. Ben nasıl konuşacağım böyle? Nasıl konuşacağım? Al tık oğlum, tık şunu da tık. Anne. Tık yavrum, gel oğlum otur gel. Gel yerleş yavrum. Okunmuş gel. Ekmeği de ilk defa duyuyorum. Gel oğlum, gel yerleş geç. Kalemin, silgin, giriş belgen her şeyin yanında değil mi her oğlum? Her şeyim tamam annem. Ay keşke yastık alsaydım. Ya rahat mısın oğlum? Rahatım anne, tamam ne olur git, şurada kimsenin tamam. Annesi gelmiş mi ya? Ay oğlum bak, şurama bıçaklar saplanıyor, çok stresliyim. Rahat tamam. Ol tamam mı oğlum, sakin ol. Tamam. Bak önce köftelerden başla. Tamam mı? Tamam. Sonra dolmalara geçersin. Tamam. Yemedin olursa boş bırak. Tamam. Tamam mı? Zaman olursa da geri döner yersin onları. Tamam mı oğlum? Yerim, tamam. Ay oğlum. Allah'ım sen oğlum köklü sayıların köklerinden, geometrinin şiretinden koru ya Rabbim. Tamam. Oğlum. Ya ne tutu, tamam tutu işte. Hadi oğlum. Hadi Allah seni açıklara. Kapıda bekliyorum oğlum seni. Hadi. Evet çocuklar, bir öğrenci seçme sınavına da hoş geldiniz. Hocam siz? Delgi adamın yerini Yusuf'a alacaktım değil mi? Dersi dinlememenin cezasını ödeyeceksin Ozan. Haynaz, tembel! Hocam bu yersiz kininiz niye bana karşı yani? Gerek bebek yüzünden, gerek kızlar tarafından çok sevilmenden dolayı tiksiniyorum senden Ozan. Lisede hiç böyle olamadım lan, hiç böyle olamadım Ozan. Hocam eşek kadar adamsınız, niye benimle şey yapıyorsunuz? Neyin peşindesiniz ya? Hocam zaman geçiyor diye artık başlayalım. Allah Allah, bir yere mi yetişeceksin hanımefendi? İşin mi var, randevum mu var? Sonuçta hayatımız 3 saatlik bir sınava bağlı. Bana klişe konuşma be. Of. Allah Allah. Evet, şimdi sınav kitapçıklarını dağıtıyorum. Sınav kitapçıklarına yalnız açıp bakmıyorsunuz. Neden? Çünkü ÖSYM'nin kesin talimatı var evladım. Sınavdan önce gösterimi elletme diyor. İsimlerinizi doğru kodlayın, ayrıca kaydırma yapmayın. Hocam o kaydırma... Kaydırma ile ilgili şaka da yapmayın. Var evet. Evet çocuklar, başlıyoruz. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bölümleri kazanırsınız inşallah. Fakat sınavı kazanamazsınız. Yok bu sene soruları TÜBİTAK hazırladı. Hocam. Yok. Pardon özür dilerim. Sonuçta hayatımız 3 saat. Ya öf. Çocuklar, son 15 dakika. Allah'ım, ne yapacağım ben? Bütün sene çalıştım, çabaladım. Kazanamazsam ailemin yüzüne nasıl bakarım ben? Nasıl bakarım ben? Ben ailemi yürüyorum. Allah'ım, ne yapacağım ben? O kadar pısırığım ki sınav kağıdında başkasının adını yazdığınız bile söyleyemedim. Bütün sene boşa gitti. Ne yapacağım ben? Tüh, gitti sene, görüyor musun? Bak nelere kadir. Tüh, kafam tüh. Allah'ım! Allah'ım! Bir faydası olur diye çalışkan öğrenci gözlüğü taktım. Ama yine de yapamıyorum. Ne yapacağım ben ya? Hem hayatımızın 3 saatlik bir sınava bağlı. Aman 21 saat.
olmayacağını biliyordum. Sonuçta hayatımız 3 saatlik bir sınava bağlı. Lan siz! Hayatımız 3 saatlik bir sınava bağlıymış. Ya ne olacaktı? Allah'ım yarabbim, çöz sırlarını. Ben senin için mi geldim? Ben bu baby fest suratlıya geldim. Çöz sırlarını. Buyur amca. Tanıdın mı beni? Yoo. Bir iyi düşün, hafızayı kurcala bakayım. Vallahi çıkaramadım ya. Düşün, düşün. Yok be amca, tanıyamadım ya. Hani böyle rüyalara falan girerim ben. Vallahi benim rüyaya girdiysen çoktan aradan çıkarmışımdır ben seni. Hayy! Ne biçim konuşuyorsun? Aksakallı dedim ben, nasıl tanımadın? Aksakallı dede mi? Tabii. O sen misin? Evet. Gerçekten mi ya? Tabii ki. Yemin et! Vallahi ben. Vallahi mı be? Vallahi ben fazla şey yapma. Amcam kurban olayım ben sana ya. Bak git. Vallahi aksakallı dedesin sen ya. Yemin ediyorum aksakallı dedesin sen. Ben fazla şey yapma, tamam mı? Bana yardıma geldin değil mi? Lan çakala bak, yardıma. Ne yardımı lan? Ya. Onca sana gez dolaş bilmem ne. O da sıra hiç dedin mi aksakallı? Aksakallı dede gel ben de seni ortamlara sokayım. Hiç dedin mi? Hiç aradın sordun mu? Onca sana havuz partilerinde çıplak partiler bilmem neler. Hiç aradın mı aksakallı dedi? Ben aradım, senin cep kapalıydı. Bırak lan! Yalan dolanı. Otur yana, çöz sorularına bakayım. Dede gelmişken iki tane çöz gidiver, ne olur bak. Ustam! 41 Türkçe yetiyor bana. 41 Türkçe. Ota, gözünü seveyim. Hayır, hadi yapma. Be. Ben buraya oynamaya geldim. Ya yapma, nasıl oynay... Otur, çöz sorularına. Ya niye geldin madem harbiden? Çöz sorularına, ben buraya... Çöz sorularına. Ya insan oynamaya gelir mi? Çöz bakalım, çözün. Bu da bana zümbetli, hadi ben. Ya koşayım. Dede yapma ya, yapma ya, yapma be! Evet çocuklar, sınavınız bitti, kalemleri bırakın. Bırak yavrum kalemini. Bırak! Uyan evladım, uyan. 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 5 dakika daha. Ulan anam mıyım, babam mıyım, uyan. Yedin dolmaları, köfteleri. Oh, malak gibi uyuyorsun 2 saat. Neredeyim ben ya? Neredesin? Sınavdasın. 2 saattir uyuyorsun. 2 saat. Şey geldi, aksakallı geldi. Çözdü işte soruları. He, geldi çözdü. Bak bakalım çözmüş mü? Ben 2 saattir uyuyor muyum? Aynen öyle. 2 saattir uyuyorsun. Yazık oldu. Bütün sınav kaçtı gitti. 41 Türkçe yapamadın mı yani? 41 Türkçe yapamadın. 2 tane yapmışsın. Bak Allah cezanı versin senin. 2 tane. Ya ne yapacağım ben? Yakalanır mı sınavda? Allah'ım annemin yüzüne nasıl bakacağım? Olsun evladım, olsun. Olsun güzel çocuğum, olsun güzel evladım. Al, al, al. Ağlama canım, ağlama. Neler düşünüyorsun? Vallahi bu sene olmadı. Artık kısmet seneye. Yani sonuçta bu benim için çok güzel bir tecrübeydi. Ben ona inanıyorum. Kazanan arkadaşlarımı şimdiden tebrik ederim. En büyük kanalda. Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Bırakalım kitapçığına. Hadi, hadi çıkıyoruz evladım. Hadi yavrum, hadi yavrum. Çıkıyoruz, hadi. Hadi çıkıyoruz evladım. Ya ben kaldım burada, ben ne yapacağım ya? Allah'ım ya! Belgeselimizde gördüğünüz Öseseus'umuz yorucu bir senenin ardından başarısız bir sınav geçirmiştir. Umutsuzluk kaplamıştır içini. Şimdiden ailesine ve çevresine vereceği hesabı düşünmektedir. Ama bilmelidir ki gerçekten bu 3 saatlik sınav hayatının fırsatı değildir ve olmayacaktır da. Geleceğiyle ilgili vereceği kararlarda acemi davranacağı bir dönemde bu sorumluluğu yükleyenlerdedir asıl suç. Bundan sonra Öseseus'umuza düşen görev, hayata dört elle sarılmak ve önündeki nice fırsatları aşkla, şevkle karşılamaktır. Haftaya başka bir belgeselimizde görüşmek üzere, esen kalın. Çok güzel hareket diyenler. Kaç sayfa lan bu skeç? 12,5 diye hatırlıyorum. 12,5 sayfa demek
gerçekten yaklaşık 10 günlük hiç durmadan bir çalışma demektir. Bu emeğinizden ötürü bir kere kutluyorum sizi çocuklar. Aferin. Aslanlarım. Hepinizi. İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç yazdılar. Burcu çok iyi bir anneydi. Büşra belki de uzun yıllardır görmediğim kadar başarılı iki öğretmen de çok iyiydi. Yani hiç nefessiz, hiç tıklamadan nefis bir kompozisyondu. Burcu, Büşra, Gülsüm, Ayça, Ayşegül, Zeynep, İbrahim, Emre, Hamdi, Metin Keçeci. Ki Metin Keçeci de çok tatlıydı. Nerede o? Oğuzhan, Şahin Irmak baba da çok çok başarılıydı ki babalar ondan sorulur. Ersin, Nazmi, Şevket. Şevket'in çok başarılı bir kompozisyondu. Oğlum müzikal yaptınız adi herifler. Ulan vur deyince öldürdüler. Tabii ki seste kaptanımız Eser çok başarılıydı. Ayrıca ben bu hayvanları kostüm deposuna sokmayın demedim mi? Benim Noel Baba'daki sakalım o. Film setinden mi çaldın terbiyesini? Ama güzel tipti, aferin. Çok güzel, buna söyleyecek bence hiçbir şey yok. Tebrik ediyorum çocuklar sizi, aferin. Bravo. İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve bütün atölye. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutlaka. Evet sevgili misafirler, sırada bir Metin Yıldız skeci izleyeceğiz. Skeçte de kendisi artık güncel bir konu. Hani Türkiye'nin de böyle Türkiye'de teğet geçen bir durum var. Domuz gribi biliyoruz. Domuz gribiyle ilgili bir skeç yazdı. H1N1 yarim skecin adı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Çok güzel hareketler bunlar. D.L. Ersin. This is Katerina. Do you remember? We meet at the hospital. I can't forget your athletic body. Amazing smiley. Sexy eyes and potato. Potato hat. Vallahi seksi olduğumdan başka hiçbir şey anlamadım ya. Potato hat. Potato hat. Seksi tamam da bu potato hat ne ya? Ha kanka, müsait misin bir şey soracağım ya? Alnına ne oldu lan? Duşa kabine vurdu. Hem duşa hem kabine çok acımıştır oğlum. Sonra... Sağ ol kanka. Bir şey söyle, İngilizce biliyor musun? No speak English. Aa, İngilizce konuştun kanka, süper konuştun. Oğlum konuşamıyorum dedim lan. İngilizce konuşmada konuşamıyor muyum dedin sen? Oğlum no speak dedim, bunu herkes biliyor. Ben bilmiyorum. Sen herkes misin? Ya kanka İngilizce bilen biri lazım bana ya. Ha Türkçeyi söktün, İngilizce kaldı. Ya kanka kız arkadaşımdan mektup gelmiş, onu okutacağım ben. Senin İngiliz kız arkadaşın mı var? Yok, Alman kanka. O zaman sana Almanca bilen biri lazım oğlum. Ya kanka Almanca bilmediğimi düşünmüştü kız ya. Mektup İngilizce mi? He İngilizce, İngilizce. Niye Almanca yazmamış? İşte Almanca bilmediğimi düşünmüştü kızcağız ya. Nereden bilsin? Bak sen, İngilizce bilmediğini düşündürtmeyecek ne dedin ki kıza? Thank you dedim. Teşekkür ettin yani. Teşekkür mü etmişim ben? Ver, ver bakayım. Ben okuyamıyorum dedim. Konuşamıyorum dedim. Okuyamıyorum demedim. Ha işte ya kanka sen bilmiyorsun ya. Böyle tereddütlü konuşuyorsun. Ben bilen birine gideyim ya. Biliyor musun, bilmiyor musun? Ben bilmiyorum. Mr. Brown is go to the seaside. Nice to meet you. It is a pencil. This is a window. I am going to restaurant. Restaurant door shut the door. The chilling içeri giring. Vay hayvan vay. Kat il ay tekin van golünde ayran içti. Kanka süper İngilizce konuştun valla ya. Git başkasını okut. Kanka gizli seveyim bir baksana git ya. Git başkasını okut. Kanka süper İngilizce konuştun, bir buna bak ya. Hadi gizli seveyim.
Hadi, ne yazıyor? Ne yazıyor kanka? İngilizce. Hadi ya. Vallahi gel, dur. Dear Ersin, this is Katarina. Şimdi Ersin dear. Ben Katarina dear. Gerisini nereden buldun lan elin Almanını? Kanka Avrupa turnesinde tanıştım ben ya. Nerede? İşte Frankfurt'ta. Frankfurt'ta benim bir tane akrabam hastanede çalışıyor. Ben onun yanına gittim, onun yanında tanıştım ben ya. Kız hemşire, doktor falan mı lan? Yok kanka, kız hastaydı, açışı vardı, tamam mı? Ben de yanından geçtim, hapşurdu. Ben de very very light dedim. O ne? İşte Almanca çok yaşa demek. Kız buna çok güldü kanka. Kız güldü, sonra? Sonra işte ben kolonyalı mendil verdim kendisine. O da böyle sildi, sonra bana baktı. Böyle mail adresini yazıp bana verdi. Aa bak burada kanka. Bir de aşkitum yazıyor bak. Ulan ben boyluyorum ya. Aşkitum yazıyor bak. Kızla hastanede tanıştın. He. Avrupa'da. Evet. Kızın ateşi vardı. Evet. Hapşurdu. He hapşurdu. Ayşi! Ulan bak kalp kalbe karşı ha, görüyor musun? Ne yaptın oğlum? Ana duvası gibi mi buldum şimdi? Ne yaptın oğlum sen? Oğlum ben şu an kendimi çok kötü hissediyorum. Dur. Panik yapma dur. Kimlere dokundun? Kimlerle temas ettin? Söyle hemen. Şu hatırlamıyorum. Nasıl hatırlamıyorum lan? Nasıl hatırlamıyorum? Hemen hatırla oğlum. Bizim Pelin'i öptüm ben. Pelin'i öptün. Gitti Pelin. He. Pelin domuz gribi şu anda. Pelin. Başka? Bizim Baldur'da Eser'i öptüm. Eser de gitti. Eser de domuz gribi. Gitti tombalak. He. Başka. Ayça'yı öptüm. He. Metin Keçeci, Hamdi, Nazmi. Bunları öptüm. Yuh, bayramlaştın mı? Ne öpüyorsun oğlum herkesi? Vallahi ya. Başka? Yılmaz abiyle aşağıda karşılaştık. Öpmedin inşallah. Yok onu öpmedim. Yılmaz abi kurtardık. Ama o beni öptü. Gitti Yılmaz abi gitti. Yılmaz abi de domuz gribi. Başka? Ah ya kahretmesin ya. Ne oldu? Ya ben Murat Eken'i öpecektim. Ben ona sinir oldum. Kıçık oluyorum ya. Ben onu öpecektim ya. Nere oğlum? Murat Eken'i öpeyim ben. Sinir oluyorum. Gel buraya gel. Ne oldu? Gel buraya dur. Alo. Alo domuz gribi hattı mı? Bir H1N1 vakasıyla karşı karşıyayım şu anda. Ne mi yapıyor? Şuursuzca bana bakıyor. Evet gerçekten çok grip hareketleri var. Çok grip davranışları var. Ateşin var mı lan onu soruyorlar. Var. Var ateşi var. Ateşi var çakmağı unutmuş ama. Ona benzer bir şey gösteriyor, ateşi var. Tamam, adresi veriyorum. Beşiktaş Kültür Merkezi BK. Ya ne çok güzel hareketler bunlar. Eser domuz gribi oldu, sen ne diyorsun ya? Hemen gelin, bekliyoruz. Teşekkürler. Geliyorlar, bu mektubu bir an önce birine okutmak lazım ver. Ver mektubu bir an önce okutmak lazım. Nereye götürecekler beni? Karantinaya alacaklar. Katarina'ya mı? He, Katarina'ya. Aklın fikrin karıda kızdı oğlum. Karantinaya götürecekler. Kime okutacağız bunu? Yandık. Gelin. Gelin ya. Bunlar nasıl giymiş ya? Kaç. Ayaklarını çıkarıyor. Ya Metin bunlar ne yapıyor abi ya? Kardeşim güçlü ol. Merak etme ben listeyi hazırladım. Hepsi hastaneye gelecekler yanına nasıl olsa. Çok güçlü ol Ersin lütfen. Tamam gözünü seveyim. Tamam. Kelime-i şehadet getir. Tamam Metin sen de güzel skeçler oy. Gözünü seveyim o. Tamam ben daha güzel skeçler yazayım. Benim yerime sen oydun o. Tamam. Yılmaz abi söyle bana çelenk göndersin. Ya gönderir böyle konuşma. Ağlatacaksın beni oğlum ya. Kardeşim benim. Lan beni ne yapıyorsun? Beni ne yapıyorsun manyak? Önüne gelen öpüyorsun lan. Çek şunu ya. Kanka kusura bakma ya. Sana bir şey söyle. Murat Eken'i benim yerime öp. Bu benim vasiyetimdir o. Tamam hadi. Tamam hadi. Arkadaşlar. Kahretsin. Çok yaşa. Arkadaşlar hadi beni götürün. Kiraca mı sokuyorsunuz? Nereye sokuyorsunuz? Sokuyorsun. Kim okutuyor şimdi? Kim okutuyor? Zeynep dur. İngilizcem var mı? Var. Perfect İngilizcem, perfect Almancam var. Söyle kardeşim. Süper. Başını okuduk, anladık. Şurada ne yazıyor? Kız ne diyor? Kıza ne olmuş? Ha? Bir dakika. Ha şey diyor. Ne? O gün ablam doğum yaptı. Çizimle ilgilenemedim. Bu gece Türkiye'ye, İstanbul'a geliyorum seninle ilgilenmeye. Beni havaalanından alır mısın diyor.
kız beklemesin, ben gideyim alayım. Beklemesin ama hemen hemen git kaçırma kızı, bekliyor. Tamam, ben alırım. Çok güzel hareket diyenler. Ya evet, görüş bildirmek isteyen. Saçmalamadan. Oğuzhan Oğuzhan diye bağırmadan. Evet. Sen. Neydi bunun skecinin ana fikri, neydi yani, mevzu neydi? Domuz gribi ve domuz gribinin bulaşma yolları. İsmin ne? Serra. Serra. Sanki bir cümleye girdin de devam edeceksin diye bekliyoruz hepimiz. Ulusal yayında. Yolları bu mu? Ana fikir ne? Ana fikir bilmem ne bilmem ne olur. Bilmem ne bilmem ne yapmamalıyız falan. Bir şey söylemen gerekir. Öyle olmaz mı? Öyle olmuyor mu? Öyle olmuyor. Olsa dükkan ay verir. Ya o zaman domuz gribinin bulaşma yolları ve domuz gribi anlatılıyor. Öyle diyeyim. Teşekkürler Serra. Buradan ama çok tatlı olduğunu anlaşılıyor. Onu da söyleyeyim. Nefis bir şey. Sanki skeç çok güzel başlıyor. Çok coşacak gibi oluyor ama kısa mesafeden kesilmiş gibi. Ama oraya kadar yani daha iyi bir finali vaat ediyordu. Ama oraya kadar güzel bir skeçti. Ersin'i korkarken görmek yine güzeldi. Ersin Korkut, Metin Yıldız, Zender, Metin Keçeci, Nazmi, çok güzel hareketler devam ediyor. Evet sevgili misafirler, sırada Şahin Irman yazdığı skeci izleyeceğiz. Kimin kimi? Şahin Irman. Kimin kimi yazdı? Şahin Irman. Şahin Irman. Tek başına. Wow diyesim geldi. Tabii tabii hocam. İyi süper. Ve yani ben sunuma çıkacağım ve ne diyeyim skeçle ilgili dedim. Yani nedir skeci anlattığı şey? Dedi ki bazen hayatla ilgili öyle çok da fazla şey yapmamak lazımdır dedi. Süper. Skeçten sonra sorulursa cevabı da bu olacak. Bak ciddi anla hayat kurtarır bu önerimi ha. Öyle fazla şey yapmamak lazım. Gamsız Osman geliyor. Şahin Irmak yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Sok sok gözüme sok. Seba İdü. Seba İdü ile bile Mars oluyorsun lan. Lan 20 eldir oynuyoruz arkadaş, bir tane el al ya. Bir tane el al, ben sıkıldım seninle oynamaktan. Bu nedir? 6 eldir üst üste Mars ediyorum seni ya. Bırak abicim, oynamıyorum ben seninle. Arkadaşım hem kazanıyorsun hem de mutsuzsun. Bu nasıl iş, ben anlamadım ya. Ya kaybeden ben değil miyim? Saleme sen oyununa bak. Allah Allah. Ya Osman abi, Bülent abi doğru söylüyor. 20 eldir oynuyorsun, bir el bile kazanamadın. Ve oralı bile değilsin ya. Ya kardeşim insan bir tepki verir, bir küfreder, bir masaya koyar şöyle ya. Yani. Hiç de tat yok ya bunda. Bırak abicim, ben oynamıyorum. Hiç zevk almıyorum seninle oynadığım oyunlardan. Zevk mi almıyorsun? Gerdandan öpeyim, bir de öyle deneyelim bile. Sevişmiyoruz arkadaşım, tavla oynuyoruz. Ne büyüttünüz mevzu ya? Tamam oynamayalım, boş ver ya. Oynamayalım, kız tavlası oyna sen bundan sonra. Allah Allah. Mesaj geldi yine. Bakmayacağım mı? Ya şimdi telefonu eline al, tuş kilidini aç, mesajı oku, gerekirse ece. Boş ver ya, bakarım bir ara. Ya niye boş ver abi? Belki önemli bir şeydir ya. Arkadaşım mesaj bana gelmiş, tasası size almış. Ben anlamadım ya. Önemli ne olabilir? Bakanlar kurulu toplamışlar, beni mi çağırıyorlar abi? Arkadaşım. Biz de onu merak ediyoruz. Niye okumuyorsun? Eğer üşeniyorsan ver, biz okuyalım. Ya al oku arkadaşım, ne meraklı insan mısın? Ya bu sizin? Mesaj kardeşim, tamam mı? Mesaj, telefon, telgraf bunlar önemli şeyler. Belki bir akrabanı kesiyorlar otoban kenarında. Ne var yani? Yetiştirsin bir bak ya. Mesaja ya. Yani ya. Ya al oku kardeşim, al. Ne merak ettiniz ya? Bırak abicim Allah'ını seversen ya. Yok bu bir sayfa sonra. Evet, bir sayfa evet. Sonrasıydı. Bir sayfa sonrası. Bir sayfa sonrasını atladın skeçte. Hadi bakalım. Tüh abi, Allah belanı. Sen Allah cezanı. Onu da kafaya tak. Bırak Allah seversen. O da önemli değil. Tüh Allah cezanı versin. O da önemli değil. Hayır bir mesaj versene. Tekrar bir mesaj versene. Mesaj geldi. Şşşt, tamam. S. Osman abi mesaj geldi, bakmıyor. Dur, o da benim repliğim. Koyacağım kafana tesbihi. Şşş, Osman. Canım. En baştan alalım mı? En baştan alalım mı hocam? Ben
Bence iyi geldiniz. Şeyden alın ya, mesaj değil mi? Mesajdan alın, mesajdan. Gayet iyi gidiyor, mesajdan alın. Tamam. Tedbirli olmak lazım. Birazcık... Dur, dur. Es. Bir acele etmeyelim. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ya çok da şey yapmamak lazım bazen. Tamam, mesajdan alacağız. İşte Osman, mesaj geldi, yine bakmayacak mısın? Ya şimdi telefonu eline al, mesajı oku, gerekirse cevapla, boş ver bir ara bakarım ya. Allah Allah. Arkadaşım ne... Aa, dejavu. Ne demek bir ara bakarım? Telefon, telgraf, mesaj, bunlar önemli şeyler. Belki bir akrabanı kesiyorlar otoban kenarında. He? Ona yetişmen yani... gerekiyor. Niye alıp bakmıyorsun mesajına? Birader, biraz tedbirli olmak lazım hayatta, öyle değil mi kardeşim? Sen arandığın zaman sizi de aynı yerlere giriyoruz. Hiçbir yapmayın. Hadi gidelim. Hadi şuradan bir daha girelim mi telefonu? Osman. Mesaj geldi yine. Bakmayacağım mı? Ya şimdi telefonu eline al, tuş kilidini aç, mesajı oku. Gerekirse cevapla, boş ver bakarım bir ara ya. Arkadaşım, mesaj, telefon, telgraf... Bunlar çok mühim şeyler. Belki bir akrabanı kesiyorlar otoban kenarında. Yetişmen gerekir filan. Baksana mesaja kardeşim. Oğlum. Birazcık tedbirli olmak lazım ya. Evet abi, tedbirli olmak lazım da doğru diyorsun. Evet doğru diyorsun, tedbirli olmak lazım ama sen tedbirli değilsin. Sen manyaksın. Gerçekten de manyaksın ya. Ayrıca Nuriye yengeye yaptığın şeyleri unutmuş değilim Bülent abi. Ne yaptın lan? Ulan Bülent yine ne film çeviriyorsun lan Nuriye yengeyle? Yok lan, ne filmi? Ayrıca Nuriye yengenle biz film değil, çevirsek belgesel çeviririz artık. Film falan değil, Hamdi'nin uydurmaları. Ha, benim uydurmam. Zaten hep benim uydum. Ya ben hata yapayım ya ben uyduruyorum. Başka da kimse uydurmuyor. Ya senin Allah'tan hiç mi korkun yok ya? Ya sen ne pimpirikli, ne manyak bir adamsın sen ya? Geçenlerde nerede gördüm? Eminönü'nde. Bıyıklı, sakallı bir adamla el ele dolaşırken yakaladım. Ya o senin kendi göz yanılman, şimdi ne şey yapıyorsun burada lan? He, benim göz yanılmam oluyor. Niye o zaman Nuriye yenge takma sakal takma bıyık takmışsın dolaştırıyorsun? Allah Allah, oğlum sen de iyice hasta var, manyak mısın lan? Ha, ne kıskançlık oldu? Evet evet, bir manyaklık etti. Ya bari elinden tutma ya. Allah Allah. Ay, sakallı bıyıklı ne elinden tutuyorsun? Ha, top musun lan sen de abi? Arkadaşım ne alakası var, haberleri izlemiyor musunuz lan? Her tarafta tecavüz, ırza geçme, ırza geçtikten sonra kelle koparma, bir sürü şey var ya. Birazcık tedbirli olmak lazım. Dikkat etmek lazım. Bunun gibi mi olalım? Adam hiçbir şey umrunda değil ya. Ha bak, yine mesaj geldi. Oğlum bir saatte dördüncü, baksana lan şuna artık. Arkadaşım mesaj bana gelmiş, tasası size almış. Ne manyak adamlarsınız ya. Allah Allah. Biz de onu merak ediyoruz. Niye okumuyorsun ya? Al oku lan, al oku. En çok merak, al oku ya. Oh. Çok şükür ya Rabbi. Biz oynarız o bir sayfayı. Osman abi yengeyi evde borsaya yatırdılar, bir dost. Osman abi şimdi de çapraz kura aldılar, bir dost. Osman abi yetiş, yengeyi halka arz edecekler, bir dost. Osman abi yenge iyi faiz veriyor. Bir dost. Ulan dost harbiden acı söylüyormuş be. Ne dostmuş be. Ya borsacı ya bankacı pezevenk. Kesin borsacıdır. Çünkü çapraz kura yatırmışlar ya. Ben oradan anladım. Bu bir borsa şeyidir. Deyimidir. Bir şey yapmayacak mıyız Osman abi? Gidip adam öldürelim, bir şey yapalım. Yavaş. Ya bir sakin ol hadi, şimdi eve git, bir sürü tantana, polis çağır, bilmem ne. Uğraşamam arkadaşım, sevmiyormuş ki aldatmış, ne yapayım? Ha. Osman sen ne biçim bir adamsın, yemin ediyorum dalacağım sana ya. Bu kadar olmaz kardeşim, boynuzu takıyorlar sana, hala diyorsun ki ne yapalım gitmeyelim. Ne saçma adamsın sen Osman ya. Ne yapsaydım ben senin gibi sakal bıyık mı taksaydım yengeye? Sakalsa sakal, bıyıksa bıyık takacaksın kardeşim. Allah. Önlemini alacaksın önceden arkadaşım, ya. Arkadaşım kılla yünle uğraşmamak lazım ya.
Bazısı da erkek sever. O da çözüm değil yani. Seninki de çözüm değil. Ya şimdi bir dakika. Burada ben Osman'a katılıyorum birader. Şimdi olacakla öleceğin arkasına geçilmez, anladın mı? Su akar yolunu bulur diye bir laf var yani. Ya da yolcudur, Abbas bağla, sen durmaz. Ya işte bülbülü altın kafese koymuşlar, vay benim illede batı. Bu olmadı değil mi burada? Olmadı, olmadı. Bir adam sen soruyor abi. Kim lan? Abi şuradaki. Bülent kim lan bu lavuk? Tanımadım ben. Vallahi ben de çıkartamadım. Ben de tanımıyorum. Kim bu? Tüp bitti. Tüp mü bitti? Tüpçü mü arıyorsun sen birader? Kahveden çık, sola dön. 50 metre ileride, sağda. Tüp bitti, yemek ocakta kaldı. Allah Allah, biz de yapalım. Ya biz de yapalım. Git tüpünü al, Allah Allah. Bülent tüp al. Bülent tüp mü al? Bülent niye sen tüp alıyorsun lan öyle bir adamla? Herkes kendi tüpünü kendi alsın. Ben küçükken alıyordum mahallede teyzelere tüp. Yürü git hadi, evine hadi. Yürü. Bülent abi, yengeye bağırma. Bülent abi, ocakta yemek kalmış Bülent abi. Bir buçuk metre boyun var, uzayı görüyorsun. Yenge, yenge, Nuriye yenge. Nuriye lan ya. Bu. Ulan böyle insan gizlenir mi be? Alt tarafı bizim Nuriye yenge bu be. Alt tarafı Nuriye yenge de üstü sütlü Nuriye bu. Çok şey yapma. Sen niye evden çıkıyorsun? Ben evden çıkmayacağım demedim mi sana? Ama bir tüp bitti. Ne tüpü? Ben tüp mü alacağım sana? Git şu tipe bak, bir de sakalı yamuk takmış. Bari terlikleri değiştirseydin. Saça sap... Yürü git eve. Bir daha görmeyeceksin. Yürü! Allah Allah ya. Bülent, o saçı sakalı evde kendi imkanlarında mı yaptın birader? He, kendi imkanlarımla yaptım. Çok sinirliyim Osman, üstüme gelme. Ya birader bak, yengeyi maymun etmişsin. Kendini boşuna sıkıntıya sok. Haybe boş ver be arkadaşım ya. Ya arkadaşım ne haybeyesi ya? Ya sen ne biçim adamsın? Ne biçim mesajlar geliyor, hala oturuyorsun ya? Git bir şey yap, çöz olayını. Ne adam mısın be, ne şerefsizmişsin sen? Lan oğlum, kadın beni aldatmış. Ben mi suçluyum? Ben niye adam olmuyorum ya? Allah Allah. Arkadaşım git, hiçbir şey yapamıyorsan iki çift laf söyle. Namusunu temizle be. Ya boş ver arkadaşım, o kadar da şey yapma ya, boş ver ya. Ya ne boş vermesi, Allah Allah. Lan oğlum biraz relax ol lan. Ya ne relax? Ben doğrusunu yapıyorum arkadaşım. Ne doğrusunu yapıyorsun be? Camide ayakkabıları çalındı diye dine küstün be. O mu lan doğrusunu? Para verdim ben onlara. Küseceğim tabii. Osman abi, Osman abi. Ne oldu canım Emre, ne oldu? Bir sabırlı ol, ne oldu ya? Osman abi. Ne oldu lan? Şey... Ya nasıl söyleyeceğim ya? Söyle oğlum, söyle, çekinme, söyle ya. Osman abi. Ha. Mümin amca. Mümin tam babam, tanıyorum. Kaybettik abi. Bir şey olmaz, döner oğlum eve, dur ya. Şimdi... Abi, yani kaybettik ama ya öyle değil yani abi. Oğlum onu demiyor lan. Sizler ömür. Rahmetli mi oldu lan? Rahmetli oldu be abi. Yapma be, tüh, üzüldüm bak ha. Ama 98 yaşında adam kardeşim, olacak da öleceği vardı, o da bugünmüş. Ne yapalım, Allah rahmet eylesin. Allah Allah. Abi sen nasıl bir adamsın ya? Niye, ne oldu lan? Ağlamayacak mısın şimdi sen? Ne oldu, bir şey mi oldu, niye ağlayayım ya? Baban öldü dangoz. Arkadaşım adam zaten bir gözü toprağa bakıyordu, ağrısı sızısı eksik değildi, kurtuldu işte ya. Allah Allah. Abicim evde annen bir harap, bir tab, bir oğlum gelsin diyor, bari eve git be abi. Bir el tavla atayım, geliyorum lan. Allah Allah seni ya. Birader sen normal değilsin biliyor musun? Niye, ne oldu ya lan? Ya sen yemin anormalsin ediyorum. Bırak arkadaşım. Hasta mısın ya kardeşim? Niye sen? Lan? Ulan baban ölüyor, oynamıyorsun. Oynamıyorsun mu? Oğlum dünya olsun yıkılsa umurunda değil lan. Ne biçim gibi adam mısın sen, lanet olsun. Ne karaktersiz bir adamsın. Abi biz mahallenin gençleri, seni mi örnek alacağız ya? Bırak Allah'ını seversen ya. Lan ne araba hale geldin sen be? Ne araba hale geldim, anlatayım mı arkadaşlar? Anlat lan, anlat be abi. Anlatıyorum lan, çok sıkıştırdınız, anlatıyorum. Otur lan, çok anlatıyorum. Bir Mayıs ayının 14'ü Cuma günü, bak hesapta hayırlı gündür Cuma, işten kovulmuşum. İş dediğimde böyle karın tokluğuna çalışıyorum yani. Boğaz'da yürüyorum kanka. Böyle bir feryat, figan, ne oluyor lan derken... ...karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kedi yavrusu. Annesi de karşıda. Böyle miyav miyav, yavrum kurtaracağım seni. Gözünün içine bakıyor. Gitti yavrunun yanına, böyle patisini uzattı. Annesi ona patisini verdi. Beraber karşıya geçtiler. Bak nerede ağlıyor eşrol eşek ya? Sonra... Ne lan, kışından bir hikaye durdum. Hepiniz mal gibi dinlediniz. Tuhallah cezalandırıyorsunuz. Ne
Arkadaş ne dram trajedi meraklısı adamlarmışsınız. Hadi bir gidin Allah'ını severseniz. Ya nereye lan? Oğlum Faysal'ı yatıracağım, zamanı geldi. Ula evde cenaze var diyoruz. Ya kaçmıyoruz ya bir yere, gideceğim arkadaşım ya. Ya insanda biraz gam, keder, biraz gurur olur be. Arkadaşım fazla gurur kıça vurur. Geliyorum hadi. Şahin Irmak yazdı. Belki Hamdi alkollü olmasaydı skecin ilk bölümü de Hamdi mi, sen mi şaşırdın? Yok, İtirazın oldu senin. Yok ben şaşırmadım. Ya, bir süre sonra hepimiz abi şaşırdık. Yok ama Bülent şeye girmedi. Oldu, tedbirli demeyince ben de artık arkasını getiremedim. Ben de 3 sayfa atlayayım dedim. Çok güzel hareket diyenler. Şahin Irmak, siz bilir misiniz ki Şahin Irmak te bizim Otogargara yıllarından oradaki tiyatronun, İzmir Açık Hava, Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nun teşrifatçılarından ve genç otogargaracılarındandır. Aslında BKM'deki en eski çıraklardan bir tanesi sayılır. Küçüklüğünden beri bir BKM godidir kendisi. Onlar o zaman öyle bir ekip yapmışlardı ve hepsi sonra tiyatrocu oldu. Bizim ilk çıraklarımızdır onlar. Şahin çok iyi yazabildiği halde biraz duyarlı, fazla duyarlı bir arkadaştır. Cesaretini ortaya fazla koymuyordu yazar olarak. Onun için çok sevindim. Şahin'i bir kez daha yazdığı için alkışlıyoruz. Gülhan da en seksi rollerinden birini oynadı. Ula böyle diyorum, baban seyrediyor, aklıma geliyor ha. Ben bir de velileri de tanıyorum ya. Evet, görüş bildirmek isteyen? Hep aynı kişiler konuşuyor. Nerede konuşmayan? Seçil, sen. Seçil mi senin adın? Ne? Evet sen, aldın eline mikrofon, ayaktasın demek ki sen. Ne? Adın ne? Yakşa. Niye el kaldırdın? Şimdi biz seni yolda bulmuşuz gibi davranma. Bir şey söyleyeceğim. Elini kaldırmadın mı? Kaldırdım. Konuş. Ne söyledin? Ne oldu tatlım? Ana fikri. He? Ana fikri. Niye el kaldırdın? Ana fikri söyleyeceğim. Söyle tatlım. Ana fikri söyleyeceğim. Söyle. Ne zaman biz çıkalım mı? Ne zaman üzeceğimizi bilmeyelim. Bir daha söyle bebeğim, bir daha söyle. Güzel demeye başladığın cümleyi ne zaman? Ne zaman sevineceğimizi, ne zaman üzüleceğimizi bilmeyiz. Bravo, bu doğru. Ya ben bir not var, onu da burada aklıma gelmişken söyleyeyim. Geçenlerde bir arkadaşla karşılaştık ve dedi ki Ankara'da Leyla Tayarer adlı bir ablamız var. Kendisi şu anda çok kötü bir hastalıkla mücadele halinde ve tek moral kaynağı çok güzel hareketler olduğunu söyledi. Kendisine buradan şifa, acil şifalar diliyoruz. Her kahkaha şifa olsun inşallah. Çok güzel hareketler devam ediyor. Seyirciler, ilişki yaşamak bir gönül birliğinin yanı sıra bir de bir strateji durumudur ya. Hani taktikler yaparsın kendince. Bir karşı taraf hata yapar, kendini geri çekeyim, biraz akıllansın dersin. Ondan sonra o da öteki de der, ben özür dilemeyeyim, alttan olayım, ipleri eline vermeyeyim falan. Böyle bir strateji savaşıdır. Bu konuyla ilgili bir skeç hazırladı Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç arkadaşımız. Ne demek olmaz geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Diliyorum. Hareketler bunlar. Allah'ım diş
kardeşim, ne yapacağımı bilmiyorum ya. Olay budur yani. Yapma ama. Oğlum ya. Ayşegül çok iyi bir kızdı ya. Oğlum ben çok seviyordum onu. Doğru, öyle diyorsun da işte abi, 2 hafta oldu artık. Yani ben de baydım yani. Anlatabiliyor muyum? Yavaş yavaş baydım. Ne yapacaksın? Oğlum zaten uzun ilişkiler çok zor bulunuyor lan. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ya, zor. Uzun ilişki kız bulmak zor oluyor ya. Tabii tabii, zor. Yani evet, doğru söylüyorsun. Ya bu zamanda düzgün kız bulmak sorun yani. Tabii tabii, doğru söylüyorsun. Yani düzgünü bıraktım, kız bulmak sorun. Tabii. Yani. Haklısın Hamdi. Ya kızı bıraktım. Sakallı olsa razıyım şimdi. Anlıyorum. Hamdi, anlıyorum. Rahatsın da bizim de durumumuz farklı abi yani. Kız daha 2. hafta mesajlara başladı. Aşkım, canım, cicim falan. Ben de abi gelemem, anlatabiliyor muyum? Şimdi ben ona nasıl söyleyeyim senden ayrılmak istiyorum diye. Söylemek de zor yani Hamdi. Ya, çok üzüldüm ya, yemin billah çok üzüldüm. Niye ayrıldınız siz? Ya abi uzun ilişkiye gelemiyorum. Nedeni bu. Ya bu işin uzunu kısası mı var ya? Bir dakika olsun, benim olsun şerefsizliğim. Senin de kendi dertlerin var, anlıyorum oğlum, çok ama. Çok güzel bir kız oğlum, güzel, ya. Güzel, tamam mı Ayşegül? Tamam. Şimdi üzülecek lan oğlum. Tamam, üzülecek ama. Oğlum yağ gibi kız lan. Tamam, anlıyorum Hamdi. Tamam. Kanka onu öyle bir alacağım. Ben çirkinleşme, hayvan herif. Ayrılıyoruz diye öküzlüğün de alemi yok Hamdi. Oğlum ne yapayım ya? Çok naçar durumdayım ben ya. Naçar? Evet yani böyle hani böyle dişi bir şey olsa saldıracağım. Ya anne. Abi sen çekin. Sen şimdi kesin ayrılıyorsun. Kesin ayrılacağız abi. Yani kararını verdin. Tabii abi, ayrılacağız. Ne yapacağız yani artık? Bundan sonra. Kesin. Kesin ayrılacağız abi. Kararı verdik yani. Kararınızı verdiniz mi? Ayrılacağız abi, kesin yani. Onu ayrılacağız. Oğlum üstüne gitme, adam manitasından ayrılıyor. Ben diyorum ayrılma ya. Tamam gibi tamam abi, uzatma. Niye anlatıyorsun oğlum özelim adama ya? Ne içersiniz? Vallahi ben bir çay alayım abi. Bir çay. Ben de sütlü kahve alayım. Sütlü kahve yok. Nasıl yok? İşte yok. Oğlum menüde yazıyor işte, var. Ne yazıyor menüde? Kahve var. Kahve var. Süt de var. Süt de var. Şimdi sütlü kahve yok mu? Yok efendim, sütlü kahve yok. Oğlum manyak mısın? İkisini karıştır, sütlü kahve işte. Allah Allah. Beyefendi şöyle düşünün. Nasıl? Bakın deve var, ha, kuş var. Karıştır deve kuş olur mu? Ya da şuna bakın. Çoban var, köpeği var. Karıştır çoban köpeği. Oğlum manyak mısın sen? Git sütlü kahve getir, Allah Allah. Ben bir ustaya sorayım. Allah Allah. Adama bak ya. Merhaba. Merhaba. Ne haber Hamdi? Kız yok. Ya tamam Hamdi, hadi geç. Alakası yok diyor. Hadi Hamdiciğim, neyse, geç. Neyse kanka, ben şurada oturayım. Siz tamam, konuşun. Tamam, sen menüyü de alın. Benim siparişim gelince buraya gönderirsin. Tamam, göndeririz. Siz uzun konuşacaksınız. Kahve soyacak ondan sonra. Nerede bileyim? Tamam Hamdi, anladık. Tamam, otur sen. Soğuk kahvede zaten. Anladık, otur, Allah Allah. Tamam, konuş. Hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İyilik, sana ne haber? İyi, ne olsun işte. Biz de geldik böyle Hamdi'yle işte bir kafeye böyle oturalım diye. Biz de aynı, ne yapalım? Ha, iyi yaptın. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, fena değil yani de. Güzel. Eser. Efendim? Ben ayrılmak istiyorum. Nasıl ya? Ne demek nasıl? Neden? Yani ne oldu ki? Bir şey olduğu yok işte, sıkıldım, soğudum, bitti yani. Daha ne diyeyim? Nasıl sıkıldın, soğudun? Daha yeni mesajlaşıyorduk, tatlı tatlı birbirimize mesajlar atıyorduk, konuşuyorduk. Şimdi sıkıldın mı? Bu mu yani? Ya bu yani, daha ne yapabilirim ki? Mesajlarda ne yazsaydım yani? Ya iyiydim, mesajlarda hep tatlı, canım, cicim, insan bir çaktırır ayrılmayı, ben ne bileyim. Gelip yüzüme çat diye ayrılacağım diye şey yapacaksın. Nereden bileyim ben onu ya? Ya Eser, bırak onu bunu. Vallahi bak, sen daha iyilerine layıksın. Nasıl yani? Gerçekten bak, bizim Güliz var mesela. Onunla çok ben yakıştırıyorum sizi. Ya bir de isim veriyorsun, Allah Allah. Ben muhabbetin böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hesap etmemiştim ya. Şimdi... Buyurun çayınız. Teşekkür ederim. Siz ne alırsınız? Bana bir soda limon lütfen. Soda limon yok. Soda var, limon var ama soda limon yok. Yok mu? Yok maalesef. Peki o zaman ben bir kola, bir de helva alayım. Helva maalesef. Yok mu? Yok. Yağınız var mı? Var. Ununuz var mı? Var. Şekeriniz var mı? Var, var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Helva yapsana. Peki ben helva yapayım. Benim şu... Ne oldu, ne oldu? Kahveme ne oldu? Efendim ben ustaya söyledim. Usta dedi ki şimdi bir deve var, bir de kuş var. Bunu karıştırırsanız... Lan aynı şeyleri söyleme. Tamam git bana su getir, su getir. Su. Bak, hidrojen var. Oksijen var. Su yok. Dede ağzını burnunu parçalayayım sana. Beyefendi sakin olun. Bir Türk kahvesi yapayım size orta. Lan oğlum git su getir. Türk kahvesi selülit yapıyor bana. Sağlık olsun. Neyse canlar, siz konuşun, konuşun. Tamam, devam ediyoruz. Konuş, konuş. Türk kahvesi selülit mi yapıyor lan sana? Ha kanka, hiç sorma ya. Oğlum konuş mesela. Tamam, tamam abi.
Ya bir şey söyleyeceğim Ayşegül, ne dedin de yapmadın bu zamana kadar? Niye şimdi böyle oldu ya? Ya Eser, bir şey yapmamanla bir alakası yok. Sıkıldım işte, soğudum. Ama sıkılacak bir şey de yapmadım ki ben. Yani her zaman ilişkide yanındaydım. Bir şans daha ver bana be. Veremem, kusura bakma. Şş, azıcık sen söyle, hadi be. Biraz çıkalım sonra ayrılırız yine. Hadi azıcık daha. Yok gerçekten, hadi bir şans ben kararımı verdim gerçekten. Ayşegül gerçekten ya, hadi be biraz. Bravo ya sana. Bravo, helal olsun sana ya. Ayşegül sana helal olsun yani. Şurada bak ahımı alıyorsun. Yani kalp kırmak kolay ama onarması zordur. Biliyorsun değil mi bunu? Biliyorum. Bak sen beni unutacaksın ama ben senin beni unutmayacağım. Biliyorsun değil mi? Ay biliyorum öf. Acının umudu tükettiği anda umudu yeşertecek bir sevgi aradığında beni her zaman o adreste bulacağını biliyorsun değil mi? Biliyorsun değil mi bunları Ayşegül? Ne arıyorsun bana? Biliyorum Eser. Geçenlerde bir meyhane keşfettim tam karşısında mezarlık. Beni ararsan ya o meyhane değil mi de tam karşısında. Biliyorsun değil mi bunları bak? He? Ayşegül bunları biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Biliyorum. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma bir de. O var. Bir dakika, sepet sepet yumurta mı? Ulan manyak, o kadar özlü söz söyledim. Buna mı etkilendin? Aşkım inanamıyorum. Sepet sepet yumurta dedin ya. Sen canım, beni gerçekten seviyorsun. Sen gerçekten etkilendin. Ay inanamıyorum. Ay gel gerizekalı gel. Ya canım. Gel. Aa, gülelim mi? Ayşegül, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben ayrılmak istiyorum. Öyle. Öyle. Ben ayrılmak istiyorum. Ne demek ben ayrılmak istiyorum? Ya sen geldiğinde ben söyleyecektim, sen söyledin mi? Gururuma yediremem, sen ayrılamazsın. Ben ayrılacağım ya. Yok öyle bir şey. Yok. Ben söyledim, bağırma şahitlerim bana, var. Bağırma bana, ben ayrıldım. Bitti olay, gitti. Hadi hayırlısı olsun. Hayır, hayır, tamam. Dışına bir şey söyle. Hadi görüşürüz. Allah, ilişkin. İlk ben söyledim. Hayır, ben söyledim. Ya ben söyledim. Ay ben söyledim. Ne ya? Ne tırsamam. Ne ya? Ne? Sinirimden. Ne yapıyorsun manyak manyak? Beni sinirlendirme. İlk ben söyledim. Bu ilişki bitti. Kendine iyi bak. Bitti. Ben. Bitti tamam bu ilişkiyi. Ya. Bitirdim. Ben bitirdim. Bitti. Tamam. Tamam. Saçmaladığımızın farkındayım da. Uzatmasak. Biz aşığız birbirimize değil mi? Hadi gel barışalım. Öyle mi diyorsun? Barışalım mı diyorsun? Barışalım. Evet mi? De hadi. Evet mi diye? Evet. Aa evet sana. Olaya bak. Çakala bak. Evet diyeyim de sen ayrıldın. Ya desen ne olur sanki? Evet diyeyim de sen ayrıldın. Ya ben ayrıldım tabii. Zaten ben ayrıldım. İlk ben söyledim. Ben söyledim. Ben söyledim. Hayır. Ben bitirdim. Bir dakika, Ben ayrıldım. Ben söyledim. Yürü git ya. Gerçekten ayrıldın mı? Ya evet ben ayrıldım. Söyledim işte. Yediremiyor kendine. Helal olsun sana. Sağ ol. Şimdi seni tutunacak bir dala ihtiyacım var değil mi? Benim de tutunacak bir dişiye. Ne dişisi ya? Niye sonuçta sen dişi değil misin? Ya bas git Hamdi, saçmalama ya. Nereye basayım? ÇGH diyenler. Üzgün ama sormak zorundayım. GH diyen var mı? Var var. GH diyen var mı? Daha doğru. Beğenmemişler ama ısrar etmiyorlar yani, şey değil. Siz mi yazdınız? Hocam onu söyleyelim. Biz yazdık ama bir 2-3 ay evvel oynamıştık bu skeci. İğrenç olmuştu yani. Çok kötü olmuştu. Hatta aynı tekstle ben oynamıştım. Şimdi Esra onu oynadı, o daha güzel oldu. Yok hocam öyle... Bu ne zamandır, ben bunu hatırlamıyorum. Hepsi aldılar bugün. Ha deneyeceğim. Ben de oldum hocam. Hani çıktı da, çıktı da üstelik de mesela H2 yani hidrojen oksijen şakası çok iyiydi, garson memleri çok iyi çalıştı. Finalde biraz daha yani nokta bir final olabilirdi. Ben burada şimdi burası dediğim gibi her hafta, her sezon değişir bu. Bazı arkadaşlar daha çok çalışırlar, öne çıkarlar. Bazı arkadaşlar o kadar önde olmazlar ama ekibin tamamı her an her şeyi yapabilecek oyuncularla doludur. Ayşegül ve Hamdi'ye bir alkış isterim burada ve Emre'ye. Buradaki şeyi seviyorum. Hiç kimsenin öyle bir yemek ki kimsenin tadı diğerine karışmıyor. Her güzel bir benzetme miydi emin değilim. Tatlı çocuklar yani, onu demek istiyorum.
söyle ne olabilir? Didem. Sude. Sude. Çabuk. Nereden bileyim ben Sude? Evet. Sude Kayra. Şey, çabuk elde edilen sevgi çabuk unutulur. Wow. Wow. Süpersiniz be. Gerçekten bazılarınız süpersiniz. Aferin be Sude. Bizim bile aklımıza gelmiş. Evet. Yazarın bile aklına gelmeyen önermeyi oturttun. Aferin. ÇÇGH notu aldın bizden bu hafta. Çok iyi olmuş. Ya biz böyle durumlar için bir hediye falan bir şey yapalım. Tişört yapalım, bir şey yapalım. Öyle şeyler verelim. Mesela Sude olsaydı verseydik. Bir borcumuz olsun sonra sana bir tişört. Evet siz? Bence erkekler hiçbir zaman terk edilmeyi azmedemiyor. Wow. Bu cümlenin arkasında bir hatıra varmış gibi geldi bana. Şimdi şeyi bırak, bize tam olayı anlat. Lavuk ne yaptı? Bana olayı anlat. Hocalarım evet. Çünkü. Fakat grupta hep öyle oldu. Hiç olayları konuşamıyoruz ya. Ya küçüksünüz, ya öğretmeniniz yanınızda, ya annem görür. Madem korkuyorsunuz, girmeyin o işlere. Erkekler terk edilmeyi hazmedemiyor dedi. Hiç buna cevap verecek erkek yok mu? Balkonda var, söyle. İyi akşamlar diyorum herkese. İyi akşamlar. Urfa'dan geldim. Nereden? Urfa'dan. Urfa'da? Evet. Vay, hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Çerkezköy Boğaziçi Dershanesi'ne selam yolluyorum. Urfa'dan bunun için gelmiş olamazsın. Geldim. Yılmaz abi geldim. İsmi ne? Ramazan. Ramazan. Evet. Sıddık diyecektim zaten. Tamam. Evet, Remo söyle. Valla niye bayanlar da hazmedemiyor? Bence bayanlar da hazmedemiyor. Ramo bize niye bayanlar da hazmedemiyor dedi. Yani bu erkeğe kadına has bir şey değil. Evet. Demek istiyor Ramo insana has bir şey. He kurban. Sen ayıbettin. Sen konuya gir, ben ana fikri toplarım, hiç merak etme. Ne? Devam mı? Ramo tamam, bitiyor. Tamam. Tamam. Önde bir arkadaş var, o konuşuyor. Kısacası biri tarafından terk edilmek insana kıyıyor. Peki, sana ben bunu eklemezsem bu şey eksik kalır hissini veren ne? Nasıl? Ya. Ay, hiç kimse tarafından terk edilmedim yani. Oldu canım. Evet. Önde daha aklı başında olduğunu zannettiğim biri var. Ya yani öyle görünüyor. Bu senin aklın başında değil, anlamına gelmez dedi. Uzun bir beraberlikten sonra kız arkadaşım ayrıldı ve ben bunu hazmettim. Bir erkek olarak. Şey gibi söyledi. Soda içtim, hazmettim. İsmin Yılmaz ne? Abi, üstüne sadece bir bardak soğuk su içtim, o kadar. Kaç seneydi ilişki? 4,5 sene. Sen de bu Şahin'in skecideki tipe benzer bir durum mu? 4,5 sene, ne olacak ki ya? Ne dedi giderken? Gerekçe neydi? Bir dakika, gerekçe neydi? Niye gidiyormuş? 4,5 sene sonra sevmediğini açıkladı. Ve ben farkında değilim. Oysa ki bitmiş. Geldi, ne oldu dedim. Bana tek söyledi, farkında değil misin, bitti dedi. Ben de bir şey söyleyemedim. Öylece bitti. Kız artık farkına varmanı ne kadar beklediyse... Yürü ama kardeşim, önüne bak, boş ver. Biliyorum yani. En güzeli. Hemen unutacaksın. Böyle şeyler, ağır trajediler, saçma sapan şeylere hiç gerek yok. Bittiyse bitmiştir, ne yapalım yani. Hah! Söyle ciğer. Dur ver. Ferhan. Senin ismin Ferhan. Ferhat. Ferhat. Beşiktaş'tan. Adını bildiğim, Ferhat'ı bilemediğim. Ferhat bizim Neşeli Hayat filminde çektiğimiz mahallede bir tatlılığı ve cinliğiyle göz doldurmuş, ekibe girmiş bir kardeşimiz Ferhat. Söyle bakalım Ferhat. İnsan bazı şeyleri kendi son noktayı kendi koymaya çalışmamalı, ayağına gelince değerlendirmeli.
Güzel skeçti. Güzel skeçti. Bravo Ferhat. Ferhat nerede okuyordun sen? Reşit Paşa. Reşit Paşa hangi okul? İmam Hatip. Sarıyer İmam Hatip. Sarıyer İmam Hatip. Kaçın sınıftasın? Lise 1. Lise 1. Okulda bütün derslerin iyiymiş öyle dediler. İyi. İyi. Orada maceralarını anlattı da bize. Eyvallah Ferhat. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada, burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Evet sevgili misafirler. Biz ataerkil bir toplumuz ve erkeklerin toplumda... Biz ataerkil bir toplumuz ve erkeklere toplumda biçilen bir rol vardır. Hani ve onun dışına çıkmamak zorundadır erkek. Şimdi aslında hani yaşadığı, kendi içinde yaşadığı bir sürü fırtınalar vardır, hissettiği şeyler vardır. Bunları göremeyiz ama bu skeçte göreceğiz. Zeynep Koçak yazdı. Adam olmak geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar. Beyefendi hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. D2, D4, A burada olduğuna göre, D burada, C burada, D nerede? Pardon. Beyefendi bir saniye, konsantrasyonumu bozmayın, bir saniye. D nerede olabilir? Ya neredeydi ya? D nerede? Şurada olmasın? Ya bir saniye ya, ben bulacaktım ya, Allah Allah. Bekleyin bir saniye. 2 ile 4, 1'den 3'e geçmiş. O zaman 2 nerede olabilir? 2 nerede olabilir? Beyefendi siz bulamayacaksınız galiba. Hanımefendi bir saniye. A koltuğundan B koltuğuna bir müşteri gidiyor. Bir saniye bakar mısınız? 2 numara nerede olabilir acaba? Ben buran yabancısıyım bilmiyorum. Gel gözünü seveyim ya. Bak A, B, C, D. Allah Allah. D2, D4. Mal. Çiftler burada, çiftler de şurada işte. Nasıl görmüyorsunuz ya ki? Söylemeyin diyorum hanımefendi ya. Kariyerimin doruğunda yaptığınız şeylere bak ya. Allah Allah. Bir şeyler. Dur. Okey. İyi seyirler. Ne yapıyorsunuz efendim? Yer mi değişti? Helal. Ya çek şunu gözümden ya, ne oluyor oğlum? Beyefendi bir şey unutmadınız mı? Ne unuttu? Film başladı oğlum. B ile başlar hani. Film başladı. Bah. Bah mı? Bah. Yok dinlemem. Baş. Başı mı ağrıyor acaba? Oğlum film başladı siz. Bahşişten bahsediyorum efendim, bahşişi mi unuttunuz? Ne bahşişi ulan, zaten kendimiz geldik oturduk. Çok güzel, size balık vermeyip balık tutmayı öğrettim diye ben suçlu oğlum değil mi? Çok güzel. Konfüçyüsü benimsediğim için ben suçlu oğlum. Çok güzel beyefendi. Ya kardeşim ikinin dördün yerini bilmiyorsun. Geldik oturduk işte. Başladı zaten. Bahşişimi vermezseniz filmin sonunu söylerim. Titanik'in sonunu mu söyleyeceksin abi? Çocukların önünde tartışmayalım. Bahşişimi ver gideyim buradan. Kardeşim bas git şuradan. Vermeyeceğim bahşiş. İyi sen bilirsin. Allah Allah. Aa babaanne okyanusun kolyesi. Aa babaanne okyanusun kolyesi. Ne oldu babaanne, üzüldün? Ne oldu babaanne, üzüldün mü? Seni seviyorum Jack. Seni seviyorum Jack. Seni seviyorum Jack. Oğlum bak, kırarım ağzını. Seni seviyorum Jack. Dürüyemin güğümleri kalaylı. Oha! Dürüyemin güğümleri kalaylı Jack. Oğlum bas gitsene şuradan, bas. Gitmem bak. Git şuradan, git şuradan. Başım vermesen. Ya Allah'ım ne yalan. Bak gitsin ya, dürüyemin. Öp beni. Hocam ağzını... Bahşişim ver. Boş bela herif çıktın, al yürü git. Biraz daha ver. Ya yürü git. Göğüs adama tak. Tamam ver, tak. Kerem sakin ol. Filmin yarısını yedi pezevenk. Tamam. Gel Mısır'ı. Jack, I love you so much. Touch me. I love you too, Rose. Let's go to the seaside. Hold me tight, baby. I'm naked. Rose, it's me, baby, one more time. Jack. Neyin var hayatım? Ha?
Ne? Neyin var? Bir şeyim yok tatlım, filmi seyrediyorum. Jack. Rose. It's too cold. Üşüyorum. Don't leave me, Rose. Don't leave me. Kıçım donuyor. Oh baby, don't say that. Kerem, sen ağlıyor musun? Hayır hayatım, niye ağlayayım? Emin misin? Hayır, ağlamıyorum. Şey, toz geldi gözüme. Soğandandır o ya. Soğan ne alaka? Pardon, benden. Jack, su soğuk mu? Önce soğuk geliyor ama sonra ılınıyor. Hadi Rose, gel. Yemezler Jack. Suya gireyim de tahtanın üstüne sen bin, değil mi? Oh please Rose, don't say that. I love you more than anything. Don't leave me Jack. Sağ ol. Jack. Rose. Jack. Geçme Jack. Kerem, sen ağlıyorsun. Ya, ağlamıyorum. Erkek mi ağlıyor? Kerem, şu an resmen karı gibi ağlıyorsun. Aşkım ağlamıyorum. Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Hayır, ağlamadım arkadaşlar. Ağladım, hayır. Ağlıyorsunuz. Arkadaşlar, bende kıl dönmesi var. Bazen gözüme vuruyor. Hayır, ağlamıyorum. Ya, ben gördüm. Hayır, ağlamadım. Lütfen. Üzülme. Gel buraya. Şşşş, filmi seyredin. Ne oluyor burada? Ya şey ağlıyor bu ya. Filmi başladı. Ağlıyor mu? Ya bunun böyle olacağı belliydi ya. Abla, sen bunun kıyafetlerini karışıyor musun? Mini etek giydiriyor mu abla sana? Ne diyorsun lan? Demişim bu şey. Beyefendi, bakın biz altın günleri düzenliyoruz. Orada çok acıklı hikayeler oluyor. Birlikte ağlarız. Gelin bize, katılın. Bana bak, ayarı kaçırmayın ya hemen. Ağlamadım. Al kardeşim kartım. Gel bir ağda yapalım sana. ama teni çok hassas. Ağda da kabarır teni bunun, kabarır. Ya açsanıza şu filmi. Ağlamadım. Üzerine gitmeyin, üzerine fazla. Bebelere bol olun. Ağlama. Evet. Ben ağladım. Yıllarca erkekleri duygusuz olarak bildiniz ve suçladınız. Biraz duygusal ol dediniz. Olduğumuzda da yapma, erkek adam ağlamaz dediniz. Sen hiç mi bir filmde duygulanıp gözünden yaş gelmedi? Peki ya sen? Hiç mi bir kız arkadaşı tarafından terk edildiğinde sabahlara kadar içip içip ağlamadın? Ya sen? Sende bir şey yok. Sen? Hiç mi kepçüğünle göbeğinle dalga geçtiklerinde hıçkıra hıçkıra ağlamadın? He. Bütün bunlardan sonra bile hala parmakla gösterip birini suçlu ilan edecekseniz, o zaman kabul ediyorum. Ben ağladım! Yürü git lan, sen ağladın ya! Yine zeki, godik ve çalışkan Zeynep Koçak yazdı. Alkışlıyoruz kendisini. Bu skeçteki ve genel olarak bugünkü performansıyla Murat Eken ve BKM Mutfak oyuncuları. Evet, bu geceki muhabbetin sonuna geldik. Gecenin tamamı için soruyorum. Çok güzel hareketti diyenler. Gelsin herkes. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Mutfak oyuncuları hepinizi saygıyla selamlıyor. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.